Merhaba Mis Mutfak takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çıtır çıtır nefis bir buzluk böreği tarifi vereceğim. İstediğiniz zaman pişirebilir ya da buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz. Özellikle sosunda kullandığımız tüm malzemeler gerçekten çok sıra dışı ve böreği çıtır çıtır yapıyor. Tüm malzemeleri açıklamalar kısmına da ekliyorum, oradan da görebilirsiniz. Şimdi böreğimizin iç harcının yapımıyla tarife geçelim. Öncelikle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tavama aktardım ve üzerine 1 adet orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanımı 1 tatlı kaşığı tuz ilavesiyle kavurmaya başlıyorum. Soğanlar diriliğini kaybettikten sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ettim. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra 5 adet orta boy haşlanmış patatesimi ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı nane ilave ettim. Arzu ettiğiniz, sevdiğiniz baharatları bu aşamada ekleyebilirsiniz. Bir ezici yardımıyla patatesleri hafifçe parçalıyorum, ufaltıyorum ki böreği sararken yufkaları yırtmasın, dağıtmasın. İç harcım hazır. Şimdi soğuması için bir kenara alıyorum. Şimdi yufkalarımıza süreceğimiz sosu hazırlayalım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su, ayrı bir yerde 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozunu iyice karıştırıyorum. Şimdi bir tane yufkamı tezgaha serdim ve hazırlamış olduğum sıvı yağ su karışımlı sostan yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar yufkamın her yerine sürüyorum. Sosunuzu fırçayla sürmenizi çok tavsiye etmiyorum. Çünkü fırça sadece yağlı kısmı alır, su dipte kalacaktır. Küçük bir kepçe ya da kaşıkla yufkanıza bu sostan sürmeniz daha isabetli olur. Sosu sürdükten sonra 1 yemek kaşığı kadar nişastalı karışımdan yufkamın her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Ve tekrar ikinci yufkamı üzerine yerleştiriyorum. Aynı şekilde sosumdan sürüyorum. Nişastalı karışımdan 1 yemek kaşığı kadar serpiyorum. Yufkayı önce 2'ye sonra 4'e bölüyorum. Ve tekrar her bir üçgen parçasını 4 parçaya ayırıp toplamda 16 adet üçgen parçası elde etmiş oluyorum. Her bir parçaya birer yemek kaşığı iç harcı yerleştirip tıpkı bir sigara böreği sarar gibi böreklerimi sarıyorum. Eğer tezgahınız küçükse yufkalarınızı teker teker hazırlayıp börek olarak sarabilirsiniz. Benim tezgahım küçüktü. Zaten yufkam da tezgahtan biraz aşağı sarkıyordu. Gördüğünüz gibi ilk yufkaya tekrar sostan sürüp nişastalı karışımdan serpip yarım ay şeklinde katlıyorum yufkamı. Üste kalan yüzeye tekrar sosumdan sürüyorum. Nişastalı karışımdan serpiyorum. Önce 2'ye sonra 4'e bölüyorum. Toplamda 1 adet yufkadan 8 tane börek elde etmiş oluyorum. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Ve patatesli iç harcımı yerleştiriyorum.
Patates yerine isterseniz soğanlı kıymalı, ıspanaklı mantarlı ya da kıymalı patatesli şeklinde de yapabilirsiniz. Peynirli yapmaya da çok müsait bir börektir. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. 1 kilo yufkadan toplamda 2 adet dolu dolu tepsi böreğiniz olacaktır. Eğer böreklerinizin hepsini pişirecekseniz 1 su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ karışımı sosu tekrar hazırlayın. Ama ben bir tepsisini buzluğumda saklayacağım. Diğer tepsiyi de pişireceğim. O yüzden yarım su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağ kullandım. Ve bu sosa bütün böreklerimi batırıp yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum. Diğer böreklerimi de yağlı kağıt serili tepside dondurdum. İyice donduktan sonra buzdolabı poşetine aktarıyorum. Pişirmeden önce de aynı bu şekilde sos hazırlayıp börekleri sosa batırıp buzu çözülmeden pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bir dolu tepsi böreğim oldu. Alt üst ayar 180 derecelik fırında gördüğünüz şekilde nar gibi kızarana kadar pişirdim böreklerimi. Çıtır çıtır olduğu zaten görüntüsünden belli ama ben yine de sesini duyun istiyorum. Bence mutlaka herkesin buzluğunda olması gereken böreklerden bir tanesi. Acil bir durumda misafiriniz geldiğinde hemen fırınlayıp pişirebilirsiniz. Gerçekten çok pratik olur sizin için de. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Emin olun çok beğeneceksiniz. Tarifimle ilgili sorularınızı, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.